etmiyor ve İslam itikadına göre, İslam inancına göre Hazreti İsa kıyamete yakın gökyüzünden aynen kalıbıyla kılıfıyla yeryüzüne inecek ve kendisine Allah'ın oğlu diyerek iftira eden bütün Hristiyanları imha edecektir. İmha edecektir. Zalimler. Efendiler, nasıl olur Hazreti İsa'yı yeryüzünden gökyüzüne Allah ne biçim kaldırmıştı? Böyle şey olur mu canım? İnsan havaya kalkar mı? Sonra gökyüzünden çürümeden, kaybolmadan İsa gökyüzüne kaldırılalı binlerce sene oluyor. O kaybolmadı mı, erimedi mi, tükenmedi mi, silinip gitmedi mi, nasıl oradan tekrar yeryüzüne gelecek? Böyle şey olur mu? Müslümanlar amma da yobaz ha, kafaları çalışmıyor şeklinde haşa Müslümanlara sataşmak istiyorlar. Ve ahmaklar düşünmüyorlar ki gökyüzünde her saniye Allah'ın kudretleri iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Yağmur damlalarına dikkat etmiyor musunuz? Yağmur damlalarına, kitaplara tespit etmiş yazmışlar. Yağmurlar nasıl yağıyor kardeşlerim? Yeryüzündeki sular buharlaşıyor. Su buharları ısındıkça yükseliyor, yükseliyor. Belli bir yükseklikte o rutubet, su buharları, buharcıklar belli bir yükseklikte duruyor. Kaybolmuyor, karışmıyor, dağılmıyor. Orada yoğunlaşıyor. Cenab-ı Hak bir rüzgar gönderiyor. O rüzgarlar su buharlarını önüne alıp götürüyor, sıkıştırıyor, bulut haline getiriyor. Bulut haline geldikten sonra ağırlaşan buluttan yağmur damlaları tane tane, teker teker dökülüyor. Hangi yerde, arazide, nerede ekin varsa, nerede çayır çimen varsa, nerede ihtiyacı olan bir ağaç varsa, o rüzgarlar bulutları götürüp bir bahçıvanın elindeki süzgeç gibi o arazinin üzerine damla damla, yavaşça, yumuşakça, ahenkli, ölçülü yağmur damlalarını yukarıdan aşağıya kim indiriyorsa İsa'yı da yeryüzüne aynı kudret indirecektir. Anlaşılmayacak ne vardır bunda? Bunu ayarlayan kimse o. Yağmur hiç yağmasaydı ne olacaktı? Yeryüzü felakete mahkum olacaktı. Eğer yağmur yağmaya başlasaydı da sonu gelmeseydi, o bir noktada durmasaydı yeryüzü yine helak olacaktı. Aynı şekilde o yağmurlar bir oluktan boşanırmış gibi yağsaydı da damla damla yağmasaydı yine felaket olacaktı. Demek ki yağmurları ortaya koyan, belli bir müddet sonra o yağmuru durduran, oluktan boşanıyormuş gibi, kanaldan dökülüyormuş gibi değil de bir bahçıvanın süzgecinden dökülüyormuş gibi tane tane ayarlı hesaplı yağdıran bir kudret var. Bu tabiat olamaz. Tabiatın sahibi Allah'tan başkası değildir. Aynı şekilde gökyüzüne Kur'an-ı Kerim Hazreti Allah'ı anlatırken Rabbüs semavati vel ard diyor. Semavatın ve arzın sahibi Allah. Semavatta ne mevcutsa onu tertip eden, terbiye eden, teşkil eden, tanzim eden Allah'tan başkası değildir.